Bunu yaparsam çok niş kalabilir ve emeklerim karşılığını çok alamam, çok az insan izler. Acaba bunu mu yapsam? Ama en nihayetinde şu anda uzayla ilgili bir şey olduğu zaman 10 insandan 9'u muhakkak seni izliyor. Hatta uzayla ilgili olmasa bile. Ya şöyle, inanın arkadaşlar bu konuda öyle bir hani çok planlı, programlı, stratejik bir yol izlediğimi söyleyemem. Hı hı. Başlangıçtan beri bu işi daha çok kendi merakımı tatmin etmek. Tutku zaten herhalde oradan çıkıyor yani bir şeyi merak ediyorsunuz peşine düşüyorsunuz ve o peşine düştüğünüz yolculukta karşınıza çıkan şeyler, öğrendikleriniz hatta bir takım karakterler, kişilikler illa bunlarla gerçek dünyada tanışmanıza da gerek yok. Onların videolarıyla yazdıkları makaleler ya da kitaplarla karşılaştığınızda tanıştığınızda yaşadığınız mutluluk o tutku ateşini sürekli körüklüyor gibi geliyor bana ve bir şekilde ya açıkçası yıllar içerisinde bende yeni tutkular da oluşturuyor bu. Yani bir şeyler birbirini zincirleme olarak e, reaksiyon göstererek yeni tutkuları da ortaya çıkartıyor. Şimdi hani aşk için filan da söylenir ya e, bu ilk zamanlarında bir tutku olarak başlar işte sonradan bu sevgiye dönüşür vesaire gibi şeyler. Aslında bu doğru tabii ki. Fakat şimdi evlilik gibi bir kurum dışında düşünecek olursak aşkı Hani başka bir konuya da bir aşk duyulabilir. İşte benim uzaya e, duyduğum aşk ya da tutku e, gibi. Hı hı. Bunları yenilerini ekledikçe veya onlarda derinleştikçe yeni yönlerini keşfettikçe o bir şekilde hiç sona ermiyor. İnsana duyulan aşktan biraz daha farklı bir şey. Çünkü insanlar o kadar çok boyutlu, çok yönlü değiller. Ama peşine düştüğünüz konular, kavramlar, uzay gibi neredeyse evren gibi neredeyse sonsuz genişlikteki şeyler, her geçen gün bilimin, teknolojinin bulduğu o sınırlarını genişlettiği yeni alanlar, böyle bir tutkuyu, ateşini körüklemek için çok da zor değil aslına bakarsanız. Şimdi dolayısıyla bu tür bir konunun peşine düştüğünüzde karşınızdaki şey ne olursa olsun, işte algoritma dedin mesela Olcan, yani bu zaman içerisinde değişen, işte insan kitlelerinin davranışlarına göre kendisini ayarlamaya çalışan ama pek de başarılı olmayan bazı zamanlarda bir şeyi çok da fazla gözünüz görmüyor. Yani mesele galiba şey biraz klişe olacak ama bunları otomatiğe bağlamak ya da bir iş olarak mı görüyorsunuz? Yoksa gerçekten de bir şeyler öğrenmek size keyif mi veriyor? Ee, bir yerlere mi ulaşmaya çalışıyorsunuz? Yoksa ulaşmaya çalıştığınız o yoldan mı keyif alıyorsunuz? Ben ikinci taraftayım hep. Ee, benim için o yüzden yolculuk tabii son hedef yok ya da bir ya ben işte uzay deyince akla gelen ilk isimlerden biri olayım falan gibi bir hedef hiçbir zaman koymadım kendime. Uzaya oldum olası meraklıydım ve bu merakımı paylaşmaya çalıştım hep. Burada eğer hani kendimi bir yerlere farklı olarak şey yapıp bundan da dinleyicilere, izleyicilere hani bir pay çıkartacak bir şey koyacak olursak şunu yapmaya stratejik olarak dikkat ediyorum. Ya ben uzaya çok büyük bir tutku duyuyorum ve aslında özel hayatımda da çok yakından izliyorum ama aslında her şeyi paylaşmıyorum. Yani burada bir filtre görevini de kendime verdim. Yani işte uzayda bir roket fırlatması yapılacak. İşte hepsini yayınlayayım ben. Niye? Çünkü bu benim işim artık. Eğer böyle düşünseydim muhtemelen yıpranırdım. Böyle düşünseydim bunu bir iş olarak görmeye başlardım ve bir süre sonra da sıkılırdım ve bu sıkıcılık ister istemez karşıya da geçerdi. Oysa öyle değil. Ben hepsini takip etmediğim gibi takip ettiklerimin hepsini de paylaşmıyorum. Bunların içerisinden herkesi ilgilendirmesi gerektiğini düşündüklerimi öne çıkartıyorum. Böyle düşündüğüm için de herhalde ona hazırlık yaparken, onunla ilgili bir hikaye anlatırken böyle ekstra bir tutku ateşi bende yanmaya başlıyor ve onu işte ya işte insan daha fazla insanın daha fazla umursaması için hangi yönden bakmalıyım hangi yönden göstermeliyim hangi derinliğe kadar inmeli ve hangi yerde kendimi frenlemeliyim çünkü çok teknik de kalabilir bazı şeyler yani ortalama bir insanın anlayabileceği şekilde kompleks bir konuyu nereye kadar getirmeliyim onun hayatına benim verdiğim bu bilgi dokunduğunda ne işe yarayacak? Hani what's in it for me sorusu vardır hikaye anlatıcılığında. Hı -hı. Bunda benim için yani bana ne? Niye umursayayım ki ben bunu? Sorusunun cevabını verebilsin insanlar. İşte bu yayının kaydından hemen önce mesela bir roket fırlatması ihtimali vardı. Ee, hatta sizlerle de işte yazıştık filan. Sonra ertelendi şimdi yarına e, ertelendi. Belki yine ertelenecek. Şimdi ben bunun peşine düştüm. Çünkü söz konusu olan fırlatma... Dünyanın bugüne kadar yapılmış en güçlü, en büyük roketi ve bu bir anlamda aslında 100 yıl önceki Wright kardeşlerin o sahildeki bisikletle, bisiklet, kanatlı bisikletle uçmaya çabalamalarının bir benzeri tekrarlanıyor. Diğer bütün roket fırlatmalarından ayrı bir yeri var. Şimdi o yüzden ben bunu ekstra bir hassasiyetle takip ediyorum ve e, aynı hassasiyet ve detaylarla diğer insanların da bendeki bu tutkuyu anlayabilmesini ve onlara da geçirebilmeyi hedefliyorum. Ha bu izlenir izlenmez yani e, bir zamanlar izlendiği kadar da çok izlenmiyor ama gerçekten hani neyi umursayıp neyi umursamamak. Ben onu çok fazla umursamıyorum hı hı. çünkü bu olayın kendisi bence çok önemli. Buna yeterli değeri verdiğinizde en azından izleyenler hani çok fazla izlenmese bile en azından izleyenler herhalde o hassasiyeti ve değer vermeyi algılıyorlar ve onlara da bir şekilde geçiyor diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Bir de uzayın, uzayın güzel tarafından bir tanesi de Barış abi. Gerçekten sen önce çok uzun yıllarca kopmuştuk dünyadaki gelişmelerden işte kim ne yapıyordan. Tabii ki Elon Musk'ın SpaceX'e çok etkisi oldu medyatik değeri yüzünden. Ama uzay hakkında düşündüğün zaman aslında kendi hayatında daki sorunların da çok büyük olmadığını farkına varıyorsun. Yani senin yaptığın en güzel şeyden bir tanesi de benim için şey oluyorum. Yani sonsuzluğun içinde çok küçük bir şeyiz ve bunu hissediyorum. Ve kafama taktığım birçok şeyi, mesela yıldızlara bakınca da hissediyorum, seni izlerken de hissediyorum. Diyorum ki tamam bunları geç. O kadar da önemli değilsin de dertlerin de o kadar önemli değil. ...hani daha keyif almaya çalış gibi etkin de oluyor. Uzay yayınlarının özellikle. Terapi diyorsun yani. Buna overview efekt diyorlar bu arada. Hı -hı. Genel bakış etkisi gibi çevirebiliriz belki. Astronotlar yaşıyormuş bunu. Hani biz astronot olmadığımız için... ...uzaya çıkmadığımız için hissetmiyoruz ama... ...en azından günümüzün imkanları... ...bizim bu konuda çok iyi bir simülasyon... ...yaşayabilmemizi sağlıyor. Sanki çıkmışa çok yaklaşabiliyoruz.